ki yüce Türk milletinin bağrından çıkan ve bu ülke uğruna ölmeyi yemin etmiş askerlerimizi yetiştiren, askeri okullarımızın yeniden açılması için toplanmış bulunuyoruz. Özellikle Türk devletlerinde tarih boyunca güçlü ordular olmuştur. Türk tarihinin en uzun süreli devleti olan Osmanlı, güçlü ordusu sayesinde 600 yıldan fazla süre ayakta kalmış, en güçlü döneminde 3 kıtaya hükmeden süper bir güç olmuştur. Mutlu Türk'üm diyene, mutlu Türk'üm diyene. Askeri okulların açılmasıyla ilgili bu okulların kendiliğinden açılmayacağını, nasıl Silivri cezaevinin içine atılan o vatansever komutanlar ve generallerin içeride ne kadar iyi savunma yaparlarsa yapsınlar, çıkamayacaklarını, içeri atılan vatanseverlerin, bilim adamlarının, siyasi yöneticilerin, milletvekillerinin çıkamayacağına ve burada bir mücadele verilmesi gerektiğine inandık, karar verdik. Bu bir ulus ötesi kumbastır. Ordumuza, milletimize, cumhuriyetimize kastedilmektedir. Bu ihanetin karşısına Türk milletini dikmek için cezaevinin önüne, Silivri'ye önce çadırları dikmek, kazıklarını çakmak gerekiyordu. 6 sene Türk milletinin bize verdiği destekle orada bekledik ve mücadele ettik. 13 Aralık'ta 70 bin kişi geldi. O Silivri'nin duvarlarını salladınız. Ve 8 Nisan'da yine ve 5 Ağustos'ta 3 büyük eylem sonunda bunların tepdülü şaştı. Ne yapacaklarını şaşırdılar ve içerideki komutanlarımızı, bilim adamlarımızı, içlerinde de bir kırılma ve ihanet ettiklerinden dolayı birbirine düştüler ve bizim komutanlarımızı, cezaevinden siyasetçilerimizi 7 sene verdiğimiz kavga sonunda biz aldık arkadaşlar. Onlar salmadı. Bu Türk milleti olarak biz aldık ve Türk ordusunun kollarına vurulan kelepçeleri biz kırdık. Burada ne kadar övünsek Türk milleti olarak azdır. 7 sene bizi orada, 7 sene Türk milleti yedirdi, içirdi, doyurdu, aç açık bırakmadı. Kışın ısıttı, yazın oralarda bizim gece gündüz nöbet tutmamızı sağladı. 7-24 nöbet tuttuk arkadaşlar. Sonunda başardık. Şimdi orada aldığımız başarı, bu millete layık olma başarısının sonucu dedi ki bu okullarda kendiliğinden açılmaz. O zaman okullarımızın açılması elzemdir, zorunludur ve Türkiye'nin ihtiyacıdır. Ben de Mete An ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleriyle süre gelmiş. Özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi olmuştur. Milli varlığımızın teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde emin adımlarla ilerlerken onun kendisine miras bıraktığı üstün teciyeyi, kişilik ve ahlak özellikleri de büyük bir gurur ve liyakatla üzerinde taşımaktadır. Bu değerli emaneti gelecek nesillere aktarmayı şerefli bir görev kabul etmektedir.